Sizle konuşmayı yaptım. Ayağa kalktım, zil çaldı. Halılarım geldi. En çok merak ettiğim de bu halıydı kızlar. Baktım herhangi bir tarafında bir şey yok. Çünkü bu halılar aynen şöyle olduğu için acaba yıkamada nasıl olur diye düşündüm. Misler gibi de kokuyor. Aslında ben normalde parfüm sıkmalarını istemiyorum. Bu sefer söylemeyi unuttum. Şöyle hepsinin de bantlarını açtım. Ve tertemiz olmuş kızlar. Valla bu temizliğin gözünü seveyim. Hepsini böyle en son sildikten sonra yerleştireceğiz, düzenleyeceğiz. Fakat püsküller açıldı. Zaten halıcıya gitmeden önce açılmaya başlamıştı. İşte şunu da hiç sevmiyorum. Niye de böyle oldu? Böyle değildi çünkü. Artık her gün tara şimdi bunları. Belki bilmiyorum kestirir miyim ki bir daha halıcıya verdiğimde. Ama hep böyle düzenleyeceksiniz. Allah'tan bu kısımları, püskülleri kısa. Geçen Yeşim'e de konuştum. Onun da açılmış herhalde. Bir de bir arkadaşımla da konuştum. Bakın örgü örgüydü. Ya neyse artık. Tek şey de bu olsun. Halılar geldi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sizler de evime, yaşantıma. Nasılsınız canlarım benim? İyisinizdir inşallah. Şimdi işlerimize koyulalım. Bu kadar işimin arasında şimdi lokum yapacağız sizle kızlar. Lokum için malzemelerimizde 2 şişe maden suyu, böyle mango ananaslı kullanacağım ben. Vişne suyuyla yapabilirsiniz, portakal suyuyla yapabilirsiniz. Dediniz hani meyve suyunu kullanabilirsiniz. Kendiniz de sıkabilirsiniz portakalı. Hani o şekilde de güzel ev lokumu hazırlayabilirsiniz. Şimdi bunun için 2 şişe maden suyu. Valla işimin arasında bunu da çıkarttım. Aferin bana. Bir çay bardağı nişasta. Ben şekeri bir tık az koyacağım. Şimdi bunları katıp karıştırıp ocakta kısık ateşte sürekli karıştıracağız. Nişastayı, unu, 2 şişe maden suyunu döktüm. Şimdi ocağı kısık ateşte kaynayana kadar, o perte olana kadar, yani tencereni böyle kaldırdığımızda tencereden kalkacak arkadaşlar. Bu kıvama gelene kadar aman yapmadan kıvama getirelim. Şöyle size kıvamını göstereyim. Ama daha olmadı. Daha böyle karıştırmam gerekiyor. Şimdi size şöyle bakın göstereyim. Aynen şu kıvama gelecek. Yaklaşık da belki 20 dakikadır karıştırıyorum. Küçük bir borcam kullanın. Benim evimde o kadar küçük bir borcam yok. Ancak şunu yaptım. Islattım, suyunu süzdüm. Şimdi dökeceğim. Soğuduktan sonra buzdolabına 4 saat bekleteceğim. Hindistan cevizini bulayacağız. Hatırlarsanız ben bunu şeftaliyle yapmıştım. Şimdi arkadaşlarım yatak odasının gardırobunun içini komple temizledim. Askılarını varana kadar sildim. Sonra yine verilecekler verilecek. Yine bir çanta eşya çıkartmışımdır, kıyafet. Tabii ki bazı şeyleri de attım. Hani onları hiç böyle verileceklerin arasına da koymadım. Şimdi onlar ütülenecek. Birazcık da ütüm var. Süpürdüm. Perde yıkandı. Şey yapmadım. Camı da silmedim. Anca bu şeyin yerleştirmesini yaptım. Tuvalet aynasının, komodinlerin, çekmeceleri çektik, hallettik arkadaşlar. Yarın buraya daha kolay bir şekilde işimi bitiririm. Silerim. Tozunu alırım. Camını hallederim. Perdesini takarım. Çıkarım buradan. Bu şekilde bugün de düzenlemeyi yaptım. Ama canım çıktı. Sonra çamaşır makinem bitti. Şimdi onları asacağım. Geçen ütüyü bitirmiştim. Yine bakın. Yine bir sürü çıktı. Aysun ne yapıyor? Bir taraftan, bir taraftan da boğaz derdi arkadaşlar. Mikail artık bir ay böyle erken gelecek. Saat 5'te gelecek. Bir ay büroda. Arkadaşının yerine mi? Amiri mi gitmiş? Tam anlamadım şeyi. Şöyle anne dedi Emre. Azıcık dedi spagetti yapar mısın? Niye yapışmış birbirine. Sonra şöyle fırında patates yapıyorum. En masum. Kızartmaktansa böyle daha iyi. Dün de yeşil mercimek çorbası vardı biliyorsunuz. Saat yanlış, yine elektrikler gitti. Bu aralar böyle elektrikler gidip geliyor. O yüzden öyle. Şunu da yerine koyalım. Şunları da yıkadım kızlar. Benim böyle 2 tane var. O elektrikli olanı kaldırdım. Yemin ederim su dolarken kendi hayatımı sorguluyorum. Çok uzun sürede doluyor. Şimdi bu kahve boşa mı gitsin? Mikail içeceğim dedi. Şimdi de içmeyeceğim dedi. Kızlar lokumlarımız hazır. Al canım bak. İş şunu, yazık. Ziyan olmasın. Ben de içeceğim o.
Aa, içebilir sade. Ha, Bir de iç iç. sadeymiş oğlum sen iç ya. İç iç. Şöyle kızlar size de göstereceğim. Bu Neyliydi kimi bu? bekliyormuşsun zaten? Mango Bunlar ananaslı. ekşisi falan var benim. Allah böyle mayhoş Bunu doğmuş yaşadığım için kızlar. herkes yine anlamadım. Şöyle size de böleyim. Fındık da katabilirsiniz piştikten sonra. O şekilde de bademli falan da yapabilirsiniz. Harika olmuş. Ellerine sağlık. Siz de yaparsanız sizin de ellerinize sağlık. Kızlar ben şimdi hazırlandım. Emre ile birlikte Ayşenur'a gidiyoruz. Oğlak Burcu arkadaşlarım, hepinize selamlar. Benimle birlikte olanlar, yani Oğlak Burcu olanlar, siz de aynı benim gibisiniz, çok detaycı filan. Şimdi bana Instagram'dan da yazmışlar ve YouTube'dan da aynı şekilde bir ya da iki arkadaş yorum yapmış. Evet, detaycı olduğum için hemen bitmiyor. Ama arada sırada keyfimden de ödün vermiyorum. Şu an olduğu gibi. Aslında cama dalacaktım yatak odasının. Aman dedim boşver Aysun. Emre Serya'ya gidiyordu. Hem dedim aldıklarımı vereyim dedim Serya'ya. Hem de dedim oturayım dedim. Bir çay içeriz, sohbet ederiz. Al arada sırada böyle bırakıyorum ve çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi onlara gidelim. Haberi var mı benim geleceğimden? Var. Gerçi haberi olması da fark etmez artık. Şimdi bir BİM'e uğradım. Çünkü almam gereken bir iki bir şey var. Onları alacağım kızlar. Kahve. Şundan alayım iki tane. Şunlardan alacağım ama bunların bana küçükleri lazım. Burada hangi marka var? Gerçi bunu sonra alırım. Şimdi Ayşenur'lara geçeceğiz. Buzdolabı poşeti. Aman buzdolabı diyorum. Çöp poşeti. Hangi tarafta oluyordu? Gofret. Ay ben önce etmek tatlısı yapardım. Artık yapmıyorum. Epeydir. Neyse. Şunları çok beğeniyorum. Şu büyük boş. Bunu aldım. Sonra... Silipi ne kadarmış? 50'si bu fiyat. 49,75. Yok. Philips'in air fryer'ı. Ay bir ara ne heves ettim. Ya yani yine kullanıyorum böyle kızartmalarda falan güzel de. Yani etraf falan batmıyor. Bayan ikili silip. Neler gelmiş? Bu ne? Kir maskesi. Şimdi bu geldiğimiz BİM Ayşenur'ların evine çok yakın. Bayağı yakın. Hemen şu köşeye döneceğim. Benim oğlana da dedim ki bekle dedim beni. Bekler mi? Ana kim? Uçmuş gitmiş. Çok özlemiş. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Dur kız nereden geçtim ben? Ay vallahi. Yanlış da anlaşılmasın böyle söylüyorum diye. Öyle. Yani sevdiceğini özlemiş. Ana kim? Ana markete girmiş, alışveriş yapmış. Lafın bir benzerini kayınvalide bana söylemişti. O zaman da bayağı bir gülmüştük. Geldi. Bu kadar yakın. Şimdi gideyim takılacağım oğluma. Ay kızlar. Dünürümün yeni yürüyüş bantı. Forma gireceğiz değil mi? Evet. Kaça aldın sen bunu? Kumandası da var bak burada. Bir de bu her yere kolaylıkla şey oluyormuş, katlanıyormuş herhalde. İstediğin yere koy. Birden yavaş yap. Abi kız yavaş. Bu şeylerin altına da olur ha, yüksek olsa bazanın altına da olur. Rahat girer de bizimkine girmiyor. Kaça aldın? 6.000.
6000. 500 500 taksitle. Ha, taksitle bakın. Her kız kumandası da var. Gelirken de Emre böyle tayin elbise aldı, süt elbise aldı. Ayşenur çok seviyorsun. Hangisini daha çok seviyorsun? Elbise yaşadı ama ben yapmayı biliyorum. Evet, çok güzel yapıyor Emre. Harika yapıyor hem de. Böyle kurabiyedir filan. Şimdi şöyle çaylarımızı da içelim kızlar. Gel canım gel. Aynen vallahi yapmışız. Evet. Bluetooth yakınında olacak, uzakta değil. Evet, yakına git. Şöyle evet, bakın kızlar. Gideceğim. Serya'nın kendine diktiği paltoyu, palto değil mi? Manto. Ha, mantoyu yazlık göstereyim. Manto. Yazlık, geç aynen. Şuraya. Geç canım. Çok bir güzel daha. Çok güzel olmuş. Evet. Rengi de ama çok güzel. Evet, rengi de çok güzel. Tam yazlık. Becerikli hatun. Evet. Olacak inşallah. Güzel güzel. Güle güle giyin bacım. Teşekkür ederim. Kızlar, saati 10:30 yaptık. İyi oturduk. Şimdi Emre bırakacak beni eve, hazırlanacak, o da işe gidecek. Ay çok güzel bir akşamdı ama çayı fazla içmişim. Vallahi şiştim. Hava da ne kadar soğuk ya. Ne zaman ısınacak gibi havalar tam olarak? Cidden bayağı bir soğuk. Ertesi günden hepinize selamlar, sevgiler, canlarım benim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Temizliğe kaldığımız yerden devam edelim. Yatak odasını bitireceğim Allah'ın izniyle. Sonra banyolara falan gireceğim. Oraları da halledeceğim. Duş falan yapıldı. Şimdi şu camı ben bir kere sildim. Şuralarını hep çifiledim. Şöyle hallettim arkadaşlar. Yan komşumla da konuştum. Hava ablayla da bir taraftan. Sohbet, muhabbet. Merdivencimiz de geldi. Merdivenler tekrardan silindi. Öyle, onun da parasını verdim. Şimdi burası zaten bitti sayılır. Vallahi bu ikinci kere siliyorum. Şöyle temizledik burayı da. Kornişle sildim kızlar. Yatak odasını bitirdim. Perdeleri taktık. Her tarafı hallettim. Buranın kapısı kapalıydı. Çocukların odasının kapısı kapalıydı ama çocukların odasının duvarını sildim. Fakat burayı silmedim. Zaten renk değişimi olacak. Orası birazcık açık durduğu için kapı her taraf zaten toz olmuştu. Burası tozluydu ama çocuk odası kadar değil. O yüzden buranın duvarını silmedim. Zaten Allah nasip ederse bilmiyorum ama bir badana falan da olacak. Neyse, şimdilik şöyle toparlayalım, düzenleyelim. Yerleşik hayata yavaş yavaş adım atacağız inşallah. Pazartesi günü Allah nasip ederse şöyle keyif kahvelerimizi içeriz. Öyle videoyu açarız. Aynen böyle ayarladım. Üstleri falan da komple sildim arkadaşlar. Dediğim gibi kapının tozunu aldım. Bayağı hem de bir tozlanmıştı zaten şu kısımlar. Sonra zaten bir cifleme olacak. Sadece şu tozu, döküntüyü, atılacakları falan hepsini hallettim. Yerleri de aynen bu şekilde yaptık. Dantellerimizi de ütüledik, koyduk ve bitirdik. Burası da bitti. Şimdi burayı da temizledim kızlar. Havlusunu değiştirdim. Şöyle çiçek koydum ama bilmiyorum burada 3 tanesi çok mu oldu? Bir yazın bakalım, yoksa kaldırayım çok olduysa. Zaten şuraları hep alınacak. Hani zamanla, şimdi birden almayayım. Birden aldığım zaman bu sefer pişman oluyorum. Şöyle kuruladım. Dolapların içlerini de sildim. Ay, bir şunu yıkayacaktım. Bunu yıkamayı unuttum. Şöyle koydum arkadaşlar malzemelerini. Buraya da şimdilik böyle yaptım. Zaten tuvalet kağıtları, havlu kağıtlar, çamaşır makinesinin olduğu yere gidecek, deterjanlar. Hani o kısma yapacağım. Zaten derin bir gömme olacak. O yüzden şimdilik böyle dursun.
Şöyle camın da tozunu aldım. Şu naylonları da çıkarttırdım. Geçen Adem Bey geldi. Şunları çıkartıp o naylonları da aldırdım. Hep kontrol ediyorum. Su akıyor mu, akmıyor mu? Akmıyor. Şöyle dursun. Tıraş malzemelerinde IKEA'dan almış olduğum böyle bir kutu var. Ona koydum. Üstüne de IKEA'dan aldığım bir kalemlik vardı. Onun içine yerleştirdim. Şöyle arkadaşlar. Kuru herhangi bir şekilde akma makma yok. Şu kapağı da silelim. Ve Elif gelecek bana. Bu arada Elif'ten de sürpriz hareketler. Gelsin söylerim. Kahvaltını da yapmadım. Yalnız bu çok güzel de birazcık böyle 50 kese falan değdiği zaman hani silmeniz gerekiyor. Kızlar karnım acıktı. Ölüyorum açlıktan. Buyurun gelin. Biberli yumurta yapıyoruz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ay Allah, insanda böyle karnım felaket acıkıyor böyle iş yaparken. Şimdi karnımı doyurayım. Gözlerime ışık gelsin. Sonra banyoya dalacağım. Ama herhalde ben kahvaltımı bitirdikten sonra büyük bir ihtimalle Elif uğrar bana. Mikail'e söyledim. Eve birazcık geç gelebilirsin. Herhangi bir mahsuru yok. O da gülüyor bana. Akşama da yemek olayını da hemen şuraya bir halledeyim. Ne yapacağım? Tabii ki en kolay makarna değil kızlar. Şimdi hepiniz makarna demişsinizdir. Yok yok. Kuru fasulye yapacağım. Yani temizlik zamanı ne yapalım ki? Makarna, kuru fasulye, pilav. Yani o tarz şeyler. Pardon, çok sesli kapattım. Şöyle hemen iki de yumurta kırayım. Ekmeği banmak isterdim ama şöyle banıp banıp şöyle bir güzel harika olurdu. Ocağı batırmayalım. Zaten batmış da olsun. Daha beter olmasın. Ay vallahi. Daha ben var ya, şu çekiyor mu bu videonun? Daha editini yapmalı. Şöyle sakin kafayla oturacağım. Bir saat. Anca bir saat editimi hallederim. He. Yeşim yine bir şeye gülmüş ama bir mesaj geldi üstten. He, bu da başka bir arkadaşımdan. Bir şeyler geliyor bana. Dur bakayım neler geliyor. Sonra bakarım. Ay vallahi. Temizliğe daldık bacılar. Rukiye. Rukiye ne yolladın canım? Bir şey yazmış ama dur hepsine bakacağım. Ay Şerife Hanım mı? Şerife miydi? Hep aynı kişilere selam söylüyorsunuz diye yazmıştı. Şerife miydi? Şerife Hanım mıydı ki acaba? Kız olur mu? Hepinizi seviyorum ben. Hepiniz benim için değerlisiniz. Bak geçen gün bir arkadaşımız kızlar için selam istedi. Ekran resmini aldım. Bir de bir kişi daha istedi. Vallahi ekran resmini aldım. Sonra ben onları silmişim. Son silinenlerden de silmişim. Arkadaş ya izliyorsa hani tekrardan ekran resmi alayım. Sibel'ler, Ayşe'ler, Fatma'lar, sonra Emine'ler, şu an başka Duman'cığım bak. Neden biliyor musunuz? Sürekli aynı kişiler yorum yapınca buradan yanlış anlaşılmasın sakın. Hani arada sırada yazıldığı zaman isimler hafızamızda kalmıyor. Ama mesela sürekli bana yorum yazanlar yemin ederim hafızamda kalıyor. Ondan sonra Seher var mesela. Seher'cim var. Sonra Sibel'cim. Sibel'cim. Bir adaşım vardı artık bak mesela yazmıyor Aysun. İzliyorsa da selamlar canım benim. Gibi yani. Şu an isim zikretmedim de yanlış anlaşılmasın. Sürekli yorum yapıldığı zaman o isimler hafızada kalıyor kızlar. Ay yumurtayı katacağım vallahi çok özenli bir şey. Yapamayacağım. Karnımı doyurayım. Dök yumurtayı açsın. Karıştır. Otur ye. Yanına da bir domates doğrayacağım. Mis. Kızlar bir de şu şeyleri benden linkini istemişsiniz de. Şeye girsin. Stoğa girsin. Şey yapacağım. Paylaşacağım. Yalnız bulaşık makinesine girmez abi bu. Zaten tahta kaşıklar girmiyor da ben artık bazen böyle attıklarım da oluyor. Çok nadir. Şöyle ben bunları bir yine yağlayacağım. Kız çok güzel minik minik. Baksana şimdi böyle yumurtanı kenarına çevir. Bir geldi gülüyor bana. Ay domates getireyim. Lata o kadar
kadar çok vardı ki evde. Benim Emre'nin de eli anası gibi eli çok bol kızlar. Bir kilo salatayı hatta daha fazla herhalde doğramış dün. Dün bize salata yaptı yavrum benim. Sağ olsun. Vallahi Ayşenur yaşadı. Yemek yönünden. İşte bir de Emre vardiyalı çalışıyor. Hazır masaya. Olsun, evlilikte en güzel şey eşlerin birbirine yardım etmesi. Özellikle erkeklerin bu konuda yapmayan çok fazla. Yapan da var ama yapmayan daha fazla. Kalkıp çayını almayanlar bile var. Şimdi öyle arkadaşlarım da var. Söylemeyeceğim isminizi. Vallahi kız çaylarını almıyorlarmış. Yani çaylarını alabilirler aslında. Ne var ki onda? İşte şey küçüklükten itibaren yetiştirilmeyle alakalı herhalde. Evet, benim kahvaltım hazır. Belki de benim kahvaltımasını mı izliyorsunuz? Hele yazın bakalım. Dün yemek yerken izliyormuş bir arkadaş. Afiyet bal olsun hepinize. Hangi işinizi yapıyorsanız Allah kolaylık versin. Yemek diyorsunuz, afiyet olsun. Hadi kızlar, bana da afiyet olsun. Videonun kapanışını her an da yapabilirim. Koltuk firmasıyla anlaştım. Bir gelsin bakalım. Bugün geliyor, onun yarınki vlogda gösteririm. Belge de beni bekliyor. Ne zaman geleceğim bacım? Kız vallahi bitirsem yemin ederim uçacağım. uçacağım. Hadi bana afiyet olsun kızlar. Domates, salata ve biberli yumurtamız. Kilo olmasın. Canlarım benim. Hadi artık videomuzu kapatalım. Kız sıkılmadan izlediniz inşallah. Severek de izlemişsinizdir. Burayı kapattıktan sonra banyoya gireceğim. O sırada videom yüklenecek. İnşallah akşama sizlerle birlikte olacağım. Arkadaşlarım beğeninizi, yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Beğeni ve yorum destekleriniz çok önemli. Benim için, kanalım için, birçok kişiye ulaşmam için. Şimdi Elif geldi. Elif geldi. Kahvemizi içtik, sohbet ettik. Elif her tarafı ayrıntılı bir şekilde gezdi. Çünkü neden? Arkadaşımla dediğim gibi beklenmedik hareketler dedim ya. Evini tadilata sokuyor. Ama her tarafı değil. Zaten tuvaletinde herhalde su da akıtıyormuş aşağıya. Bir de birkaç sorunlu bir yerde varmış. Benim çalıştığım firmayla konuşmuşlar. Zaten mutfağının tezgahını da ben size çekmedim değil mi mutfağın tezgahını? Yeni yaptırdım. Çekmedim herhalde. Bir gün gittiğimde onu da çekerim size. Tezgahını değiştirdi. Çok güzel oldu zaten böyle. Konuşmuşlar, anlaşmışlar. Tuvaleti, banyosu, antresi ve mutfak fayansı oralar komple fayanslar değişecek. Gösteririm zaten. Ayın 27'sinde gelecekler. 2 hafta sonra. O benim gibi dolap falan almayacak. Duşakabini almayacak. Var sadece fayanslar. Bir de giderlerde de sıkıntı var. Aşağıda herhalde su akıyormuş dükkana da. Su damlıyormuş. Birkaç da problem olunca yaptırayım demişler. Arkadaşıma da kolay gelsin. Ev battı mı? Ben dedim batmak ne kelime. Her taraf çok kötü oldu. Sakın dedim kestirebiliyorsan balkonda kestir dedim o toz yapan şeyi. Büyük bir ihtimal aynı ustalar gelecek. O da diyor biraz korkuyorum Aysa korkma dedim bacım bak korkma. Yavaş yavaş yapıyorum bak görüyorsun beni. Bir şey başladım mı o iş bitmiş demektir. Elif'e gideceğim hatta gel dedi çek dedi. Elif'e bir ara bir uğrasam aslında iyi olacak. Balkonda fayansını değiştirecek mi? Zaten balkonda bayılıyorum kadının çiçekli çiçekli çok güzel. Böyle arkadaşlar sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Bursa İnegöl'den kucak dolusu selamlar, sevgiler. Görüşürüz.